Madem yaz geldi, yaz gibi biri geliyor. Kiraz gibi. Aslı Sevi'yi konuk etmekten mutluluk duyuyorum. Benim canım tarantula çekiyor ya da akrep çekiyor. Bu vücudu böcek yemeğin borçlusun. Eğer büyük böyle örümcek, akrep o tarz şeyleriniz varsa bana... Sus artık! Ben çocuk sevmem. Onlarınkini seviyorum. Çekim ben perde mi? Sevmiyorum. Perde kültürüm yok. Ben kim köpek eğitim veriyorum? Aa estağfurullah. Burada montaj yaparken onu alıyoruz Aslı'yı. Hep beni koyun. Ay kenara telefonunu kurcalayacağım izin olursa. Programın konseptinden biri de bu. Pavyonda mısın sabah sabah? Neredesin? İsmine... isim yok. Makat bence. Makat maymunu. Görmüyoruz tamamını ama... Tamamını mı? Neresini görmek isterdin Aslı? Dedim ulan! Ha? Artık dansa son veriyoruz çünkü ben konuşmakta zorlanıyorum. Yaşlı bir adamım. Enerjik olabilirim ama yaşlıyım. Şimdi sevgili seyirciler, öncelikle herkeşlere merhabalar efendim. Öncelikle ekran başındaki sevgili seyirciler, klavye başındaki delikanlılar, anneler, ablalar, güzel kızlar ve stüdyodaki canlar. Hepiniz bir şey diyeceğime hoş geldiniz. Bayılıyorum bu anonsa. Sevgili arkadaşlarım, kardeşlerim, canlarım, artık geldi yaz ayları, gevşedi gönül yayları. Ne gördüğünüz gibi ben de yaz kıyafetimi giydim geldim. Ama bu yaz geldiğinde inanılmaz bir şey yaşıyoruz, inanılmaz bir değişim yaşıyoruz çünkü taktığım bir şey var. Arkadaşlar bu bir uyarı çağrısıdır. Lütfen ama lütfen Maraş dondurmacası ustalarımız kendinize gelin. Kardeşim, canlarım, nedir bu gösterip vermeme alışkanlığı? Allah'ınızı severseniz ya, bak turistler geldi, ülke daha yeni yeni kendine geliyor, dünya yeni yeni kendine geliyor. Siz o dondurmayı bu kadar kendine gelen insanlara vermemekte ısrar ediyorsunuz. Niye? Neden? Ya bir gün o adamlar da size o parayı vermezlerse? Zaten elinizdeki o demir çubukla korkutuyorsunuz insanları. Göster verme, göster verme, yapma. Göstereceksen vereceksin. Bırak dondurmayı yalasın, bırak soğusun adam, bırak. Yok dans etmeler bilmem neler, buna taktım. Bundan sonra yapmıyoruz. Yaparsanız sizleri konuk alacağım. Söz mü kendi adıma? Söz. Şimdi. Ah, madem yaz geldi, yaz gibi biri geliyor. Kiraz gibi. Güzellik konusunda o bir işte ya. Üstüne yok. Her elinde parmağında 10 marifet var. Ev temizliyor, yazı yazıyor, tiyatroda oynuyor, neler yapıyor neler. Ben Cem bir şey diyeceğim olarak bugün Aslı Sevi'yi konuk etmekten mutluluk duyuyorum. Efendim hoş geldiniz. Selam. Bu programı böyle devam ettirelim. Lütfen hiç bitmesin. Ne haber? Hoş geldin. İyiyim, teşekkür ederim. Senden ne haber? İyiyiz. Seni gördük. Bütün stüdyo, bütün Türkiye, bütün evren çok iyi. ama çok övdün. Ben mi? Evet, az bile söyledim oldum. Ya. Az söyledim çok ya. Çok övdüm. Ya, az söyledim. Az söyledim. Az sonra bir daha söyleyeceğim. Şimdi bizim genel akışımızı biliyor musun? Hayır. Bilmiyorsun, bilmeyeceksin. Öğrenmek tabii. De istemiyorum. Tatlım, her şeyi öğreneceksin. Evet. Her şeyin bir ilki var. Biz çok hızlı ilerliyoruz aslında, tamam mı? Şimdi sana söyleyeceğim konular hakkında fikrini soracağım. Tamam. Hazır mıyız? Peki. Yes, gelsin. Yeşil Bursa'nın Keleş ilçesinde ihtiyar heyeti toplanmış. Düğünlerde geline küpe, yüzük, saat ve 20 gram bilezik haricinde takı takılmaması kararını almışlar. Karara uymayan ailelerin düğününe gidilmeyeceğini kamuoyuna duyurmuşlar. Senin düğününde neler takıldı? Sen kimin düğününde kime ne takmadın? Kim sana ne taksın? Ay çok korkunçsun. Çok korkunçsun. Hayır, çok tatlıyım. Sen bir düğün yaşadın, ben biliyorum. Evet, yaşadım. Ne taktılar? Ne taktılar sana canım? Yani ne takıldıysa takıldı. Sattın mı hepsini? Hepsini mi yedin? Afiyet şeker olsun. Hiç düğününe gidip de takmadığın biri var mı? Düğününe gidip de takmadığım yani biri. Yani sana takmış ama sen ondan sonra ona takmamışsın durumda. Arkadaşlarım çok fazla gelemedi zaten düğünüme. Ben de çok fazla düğüne gitmedim o yüzden. Dişe çok, diş, göze göz takmam dedim. Hayırlısı. Bu konuya çok hakim değilim. Çok gerçekten. Düğün seven bir insan değilim. Ama tatlım, altın sevmez misin? Kendim alırsam severim. Altını kendim alırım, tek taşımı kendim takarım, yemek paralarını ödemem. Doğru mu? Yok, öderim. Ya kız her şeyi tek yapıyor. Devam. Esenyurt'ta taksici bir abimiz taksimetreye bayram harçlığı farkı uygulamış. Aldığı her yolcudan bayram harçlığı diyerek 10 TL daha fazla para istemiş. Haram ettin mi, helal mi ettin?
O istemese ben verirdim zaten. Bu kadar değil haram mi? İstemesine gerek. Haram ettin. Haram olsun abi sana. Devam. Çin'de tekrar karantina önlemleri alınmaya başlayınca bir kadın bir aylık kapanmadan önce karşı kaldırımdaki telefon kulübesine yerleşmiş ve bir aylık kapanmayı telefon kulübesine geçirmiş. Sen böyle bir şey yapar mıydın? O benim. O sen. Evet. Sevgili Çin hükümeti, size Türkiye'den sesleniyorum. Asla seviyeyi istediğiniz yerden istediğiniz dakikada alma gücüne sahipsiniz. Ben, bana bir telefon numarası verirseniz konum atıyorum ve onu aldırmakta gurur duyuyorum. Böyle ferah ferah oturursun hayatım yani. Kulübede. Evet. Evet, bir delili daha ağırlayacağız bu hafta, belli oldu. Bu konuğumuz gene bir zıl deli. Yapacak bir şey yok. Bize zaten akıllısı gelmez. Evet. Devam edeceğiz. Aslı, çok yakın bir dönemde Ahmet Çakar ustamız bir şey yaptı. Gördün mü? Haberin var mı? Ay evet gördüm. Hemen söyleyeyim. Görmez olaydım. Görmez olaydın, yemez olaydın demek istiyorum ama çok aç kalırsan sinek yer misin? Yerim. Niye o zaman görmez olaydın? Afiyet şeker olsun. Atarım. Sinek değil de daha çok böcek diyelim. Böcek, böcek hangisi? Severim. Yemeği? Ya hayır, yemeği yedin değil. Mi? Yedin mi? Ya hani şey, yurt dışında şehir... Şöyle, ben çok fazla belgesel izliyorum ve hayatta kalmaya çalışan herifler var ya. Herifler. Evet. Hiç kadınlar hayatta kalmaya çalışmıyor. Ya izlediğim adamlar vardı. Hep adamlar. Neyse. Ve onların ekipleri var falan. Bu, o konuda bunları eğiten bir adam var. İsmini hatırlamıyorum şimdi. Hiç önemli ne değil. Ne yapıyor biliyor musun? Böyle şeyleri, akrepleri, örümcekleri, tarantulaları falan diyorum. Topluyor, haşlıyor. Haşlıyor. Ve yiyor. Benim canım tarantula çekiyor ya da akrep çekiyor. Sevgili sahip yapımcım. İtiraf.com. Bir Adana dürüm, bir ayran sipariş edebilirsek sevgili konuğumuza belli ki acıkmış. Biz tarantula vermiyoruz ve böyle bir servisimiz yok, bir porsiyon. Ben severim de yani, biriktiririm böcekleri. Tabii ben öldürmem, ölmüşse yersin. Koleksiyonuma eklerim. Koleksiyonuma. Ölmeden yemezsin koleksiyonu. Yemiyorum. Henüz o duruma gelmedim. Bu vücudu böcek yemeğin borçlusun. Evet. Allah'ım yarabbim evet. Ya. Hamam böceği sever misin? Korkmam. Sevmez. Korkmam. Yer misin? Yiyebilirim. Aç kalınca çekirge her kesin yerim. Neyi? Çekirge yerim. Çekirge. Aha. Aç kalınca aç kalınca her şeyi yiyeceğini söyleyen Aslı Seve bundan sonra hayatına kelebek yiyerek devam edeceğini söyledi. Yok, onu yiyemem. Yemez misin kelebek? Çünkü onlarda çok fazla kurtçuk var. Kurtçuk var. Evet. Çok fazla kurtçuk varmış. Kendisi yiyemiyormuş. Yapacak hiçbir şey yok. Dolayısıyla senden şöyle bir çağrıda bulunalım mı insanlara? Ha. Sevgili seyircilerimiz, evinizde ne kadar tahta kurusu, hamam böceği varsa onları toplayın. Tarantula olanlar Aslı Seve'ye ulaşın ve karnını evet doyursun. Eğer büyük böyle örümcek, akrep o tarz şeyleriniz varsa bana... Sus artık, midem bulandı. Peki güneş kremlerinin son fiyatını biliyor musun? Bilmiyorum çünkü pek kullanmıyorum. Kullanmaz mısın? Yok. Nasıl güneşleniyorsun? Çünkü öğlenleri en verimli saatte 20 dakika güneşleniyorum ve onda da güneş korumasına ihtiyacın yok. Yok. Peki güneş kremleri artık 400 liraya ulaştı. Bundan sonra insanlar ne sürecekler sence Aslı? Hiçbir şey. Zeytinyağı sürsünler. Tabii zeytinyağı sürsünler ve Aslı'yı buradan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne uğurluyoruz. Sevgiler Aslı'cığım. Ama doğal zeytinyağı ya sürsün. Ya bırak Allah'ım, simsiyah olur, yanar ölür insan ya. Tatlım. Peki bak, demin sana sinekle ilgili bir şey sordum, kapatacağım bu konuyu ama. Ya Aslı, dizide oynadın biliyorum, film yaptın biliyorum, program yaptın, sunuculuk yapıyorsun, tiyatroda oynadın, yemek de yapar mısın salçayla, göbek de atar mısın tabii kalçayla ki diye çok merak ediyor seyircilerimiz. Bu ne böyle arkadaş, neyin hırsıdır? Evet. Boş durmayı sevmiyorum. Tabii. Allah boş duranı sevmez. Hiç hırsı değilsin. Gerçekten sevmiyorum. Tamam. Hatta şöyle, uzun bir süredir bir tek projeye dahildim. Hı-hı. Sonra dedim ki Aslı'cığım böyle olmaz. Sen hı-hı multidisipliner bir insansın. Hı-hı. Birkaç şey daha yap. YouTube'a girdim şimdi de. YouTube'tasın. Peki niye bu kadar? Bu hırs mıdır yoksa gerçekten değil boş durmayı sevmemek mi? Sevmiyorum. Midir? Ama ben boş da durmuyorsundur mesela eminim. Mesela sabah çıkıyorum, yürüyüş yapıyorum, öğlen geliyorum, yemek yapıyorum, spor yapıyorum. Kime öğleden sonra çekime yemeği gidiyorum. Kime yemek yapıyorsun? Kendime. Kendine yapıyorsun. Bu konuyu da kendine yapmayacaksın, seni kurtaracağız artık Aslı'cığım. Aa. Peki, devam. Ya Aslı, ben senin Instagram'ını haddim olmayarak stalkladım da stalklamaz evet olaydım. Gözlerime kan çöktü ya Rabbi alemin ya, bu nasıl bir şeydir? Ya boyuna başkalarının çocuğuyla fotoğraf koymuşsun. Ne çocuk... ben? Evet gördüm ben, bir takım çocuklar var. Kim onlar, yeğenlerin şey, mi? Çok yakın arkadaşlarımın iki tane çocuğu. Sen niye yapmıyorsun peki bu kadar seviyorsan? Çok, ben çocuk sevmem. Onlarınkini seviyorum. Çocuk sevmiyorsun demek ki. Yapmayı... Ben her çocuğu sevmem. Şunu söyleyeceğim. Yapmayı mı sevmiyorsun, olmasını mı sevmiyorsun? Bu soruya ama, cevap ama çok çok net bir soru. Çok net bir soru. Yapmayı mı sevmiyorsun,
Olmuşunu mu sevmiyorsun? Olmuşunu sevmiyorum. Olmuşunu sevmiyorsun. Tamam, bundan sonra... Ya böyle hani bayramlarda paylaşıyorlar ya bayram şekeri diye. Öyle seviyorsun. Anladım. Öyle sevmiyorum. Öyle işte. Sevmiyorsun. Herkesin anladım. Çocuğu kendine güzel, kirpi yavrusunu pamukçum pamukçum diye severmiş. Kirpi. Konuşuyor mu bu kirpiler? Evet. Peki. Aslı Sevi gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi sevgili seyirciler sadece çocuk yapmayı seviyor ama yapılmışını sevmiyor. Dolayısıyla devamını getirmek istemiyorum. Peki. Evet. Tatlım. Aslı, ha. Dışarıdan bakıldığında ve yaptığın işlerde inanılmaz ciddi görünüyorsun. Evet. Böyle bir duvarın varmış gibi, insanlar bir adım ötesine gidemiyormuş gibi ama ben senin ne kadar ruh hastası olduğunu hissedebiliyorum. Evet. Neden bu ciddiyet? Yani hani yaptığın programlarla mı alakalı, yoksa insanlar ağır desinler de şey mi olsun? Ya çocukluğumdan beri o ciddiyet bende var ama bir yanım da inanılmaz manyak. Beni çok yakından tanıyanlar bu manyaklığı biliyorlar. Ne kadar yakından ki, tanıyanlar bilir? Epey yakından. Epey. Kısmetse ama bizde. Ama Instagram hesabımı da çok yakından takip ediyorsa birileri. Evet. Onlar da anlıyor tabii, evet, bu manyaklığı. Evet, anlıyorlar çünkü şöyle bir durum var. Yani şöyle bir şeyle karşılaştım ben arkadaşım. Ya içine bir üç harfli kaçmış gibi. Ben değilim ama o. Ben değilim. Bir şey kaçmış içine. Evet. Yani komşun olsam gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum. 911'i, 112'yi bildiğim bütün acil numaraları arar ve oradan giderim. Neden evet. böylesin evin içinde? Evde... Eğlenmeyi çok seviyorum. Ama tatlım, bu bir eğlence değil. Komşularımla konuştum ya, adamlar delirmiş durumda. Bir tanesinin gözüne kan oturmuş. Ay, ben bakmaktan yoruldum diyor ya. Kıyamam. Neden böylesin? Niye hiperaktifsin? Kendim için yaşıyorum çünkü. Süper. Peki niye perdeleri çekmiyorsun? İşte soru bu. Niye perdeler çekilmiyor? Gerçekten evet, bunu niye çekilmiyor tahmin perdeler? Etmiş olman güzel. Neden ben çekilmiyor? Ben perde sevmiyorum. Perde kültürüm yok. Hani şey, Seda Sayın'ın çorap kültürdür, mesafedir diyor ya, onun gibi ben perde sevmiyorum. Sevgili yapımcım, sevgili yönetmenim, bana bir sakinleştirici getirirseniz programa anca öyle devam edeceğim. Ufak bir şey yapayım, sonra şey geliyorum, ben bir terledim. Beş, dört, üç, iki, bir. Bayılıyorum böyle geri saymaya. İnşallah bazı şeylerde geri saymadan, üç, iki, bir demeden direkt konuya dalacağız. Aslı, şimdi çok hızlı bir konuya dalmanı istiyorum. Bak, ben senin çok güzel dans ettiğini biliyorum. Hı. Perde açıkken çok güzel dans ediyorsun. Bil ki burası senin evinin salonu. Tamam. Perdeler açık, bütün komşular camda, herkes... Hayır, niye komşular camda? Olanı söylüyorum, söylüyorum. Bize gelen... Dur, canım. Ben teşhirci değilim arkadaşım. 26. Hayır. katta beni kim görecek? Kaç? O yüzden... 26. Kaçıncı kat? 26. Bir daha de. 26. katta oturan bir insanla ilk kez gerçekten tanışıyorum. Mi? Cidden. Nerede bu bina? Ya korkudan mı bu kadar yüksekte oturuyorsun, yoksa hani şey mi, yukarıya yakın olma hissi mi? Tanrı'ya yakın olayım. Korkudan korku var mı peki? Hani böyle insanlarda genelde şey olur ya, çok giriş katlarında oturmak istemezler. Yo, ben bahçeli evi severim evet. normalde. Var mı peki 26. katta herhangi bahçe? Yok. Evin her yeri ama şey, saksı ne? Dolu. Saksı dolu, çiçek seviyoruz. Evet. Şimdi geri döneceğiz ona. Dans etmeyi seven bir kızla çok güzel bir dans bulduk. Hmm. Ve ekranlarda insanların senin bu güzel dansınla eğlenmesini istiyoruz. Aferin. Yollayın dansı gelsin efendim. Aslı Hanım da bizim için bir dans aferin. Etsin görelim. Aferin. Şunu cebime koyayım o zaman. Benim havalar çalsa o zaman tatlım, tabii başka havalar oynarım. Nereden eser? Ne havalar? Telif yeriz, boş ver. Oo. Benim havalarda. Ne seversin sen peki dinleme konusunda? Aa, son dönem ben Bruno Mars hastasıyım. Evet. Kadın tarz. Kadın güzel. Fena hastasıyım. Kadın, adama kadın. Aşığım resmen, çok fena. Ecnebilere aşık olmuyoruz burada Türk varken. Öyle mi? Hemen kendisine pay çıkartan bir manyak. Tatlım. Hemen dönüyorum. Senin oynadığın filmlerden bir tanesinin Sicim 4 olduğunu evet. biliyorum. Doğru mu? Aha. Peki bu filme teklif şöyle mi geldi sana? Yani senin evdeki çılgın halini bildikleri için, hani rol yapmayacağını düşünerek çok doğal oynayacağını düşündükleri için mi geldi? Sağ ol ya. Yok. Ama bak, çok doğal. Doğal oyunculuğa bayılıyorum. O teklif niye sana geldi? Daha önce Sicim 3'ün ya da 2'nin o mağdur kızı üzerine görüşmüştük, o rol üzerine. Fakat onun yerini başkasını seçmişlerdi. Hmm.
Şimdi de beni zaten bildikleri için Sicin 4'te evet burada. Keyif aldın mı korku filminden? Aldım çünkü böyle enteresan ortamları severim. Şu nazar boncuğunu masaya alsak bilmiyorum ya, korkuyorum bakışından. Enteresan ortamlardan kastın nedir Aslı? Bunları artık öyle, programı bıraktım ben. Şahsi sorularımı soruyorum ya. Çok meraklandım. Eser rengiz ürpertici, öyle hikayelerini severim. Korku filmlerinden korkar mısın? Eskiden hiç korkmazdım. Şimdi? Şimdi böyle bana bak, buradayız. Değişik şeyler yaşadığım için. Ya benim yanıma biri otursun Allah'ını severseniz, ben bundan çok korktum ya. Ondan mütevelliyiz. Peki yanında biraz biri olduğunda korku filmi izlerken sarılır mısın? Yok. Elini tutar mısın? Yok. Arkadan sever misin saçını filan? Yanında birine film izler misin? Ben insanlara temas etmeyi sevmem. Cidden mi? Ya annem bile bana dokunamaz. Öyle söyleyeyim. Gerçekten. Sebebi ne? Kalemimi düşürdüm heyecandan. Sevmiyorum. Sevmiyorsun. Çok ciddi bir tercih bu. Çocukluğumdan beri böyle. Peki bu beraberliklerinde de geçerli mi? Hayır. Deli, yapacak bir şey yok yani o zaman. Yani sadece sevgilimle evet temas etmeyi severim. Hı. Ama aileden falan da kimse yok. Kimse, kardeş, mardeş falan. Hatta ablam sürekli söyler, seni en son ne zaman öptüğümü hatırlamıyorum diye böyle zorla öptürürüm kendimi falan. O kadar. Son birkaç yıldır sarılıyorum, öyle düşün. Birkaç yıldır sarılıyorum. Yeni bebek daha ya, son 3 yıldır sarılmayı öğrenmiş Aslı. Evet. En son kime sarıldın Aslı'cığım? Sicil Hanımcığıma sarıldım. O yapımcımıza sarıldın. Darısı başımıza diyerek devam ediyoruz. Aslı senin burcun ne? Balık. Balık burcu ne yapar ne yapmaz? Normalde çok duygusal, ağlak vesaire olduğunu düşünüyorlar. Ama hiç ben değilsin. Hiç öyle değilim. Çok güçlü görünüyorsun aslında sen ama bir öyle o kadar değilim. Da duygusalsın. Ama yaratıcılığımı balıktan alıyorum. Ha balık. Balık evet alıyorsun. Peki. Fakat yükselenim Başak. Hüseyin'in boşa. Ayımda ikizler, orada bir sıkıntı bak, oluyor. Bak şimdi işte dışarıdan bir bize bilgi geldi, müdahale geldi. Yapımcı bu konularda çok hakim de evet sevgili sahip. Biz Başak'ız sahiple. Aa, ve birbirimizi his deli edercesine ne söyleyeceğimizi tahmin ederiz, ne yaşayacağımızı tahmin ederiz, duygularımızı tahmin ederiz. O yüzden Allah yardımcın olsun az sonraki işlerde. Kay kenara, telefonunu kurcalayacağım izin olursa. Programın konseptinden biri de bu. Kay al kenara, kay. No kay way. Yok no öyle way değil, öyle çok şey değil, öyle bir şey yapmayacağım. Merak etme. Hayır. Hiçbir şey yok. Rahat ol. Tamam. Hiç dokunma. Ben dokunmayı da sevmem böyle. Tamam, konuktan, söyle bana. Konukla dokunmayı hiç haz etmiyorum. Bakayım saat kaç? 14.20. Şu telefonu. Evet. Ya bak şeye bakmayacağım. Bu neye konuda anlaşalım. Instagram'ına bakmıyorum. Evet. Mesajlarını kontrol etmiyorum. Fotoğraflarını asla bakmam. Neye bakıyorsun o zaman? Önüme ne gelirse ona bakarım. Mesela hayır, bir date uygulaman var mı? Hayır. Öyle gösterebilirim hangi uygulamaları. Ha, hangi uygulamaların var ona bakayım önce. Evet tamam. Bak şuradan. Şöyle uzaktan bak. Uzaktan dokunmayı sevmiyorum. Arkadaşlar şöyle bildiğiniz bütün date uygulamaları kendisinde var. İsmini söylemiyorum. Hayır. Hepsini indirmiş. Bakayım. Şurada da hayatımda ilk kez oyun indirdim. Maşallah sıkıntıdan. Evde sıkılmış çünkü yerinde duramıyor. Peki bu date uygulamalarından hangisini kullanıyorsun genelde? Şazam. Gördüğünüz gibi. Peki tamam ya, kurcalamıyorum. Gerçekten tamam, ben özele çok saygılıyım. Sadece şunu öğrenmek istiyorum. En son nü fotoğraf attı mı kimseye? Hayır. Ya çok genel bir soru bu. Hayır hayır. Geldi mi peki? DM'den geliyor yok çünkü insanlara. Bana niye geliyor? Ben çok ciddi görünüyorum. Belki o yüzden bana erkekler gelmedi atıyor ama böyle bir probleminiz var. Evet. Boğaz mı? Sana yönlendireceğim bundan sonra. Peki. Şu son arama kim bakalım mı? Gerçekten sadece son arama kim ona bakalım ya. Tamam. Kim? Kimmiş? Side kuşum ne be? Evet. Ne bu? Kuşum. Hayvan mı? Özür dilerim. Çok kötüsün. Ne bu? Yakın arkadaşım. Arkadaşın niye? Side duydun mu? Ya Side ismi mi? Side ben ismi gerçekten başka ben bir şey algıladım. Ben çok sevdiğim insanlara kuş ekliyorum. Kuş ekliyorsun. Doğuştan kuşu olanlara hani ekliyorsun acaba? Çok öyle. Çift kuşum. Kuşçuğum. Arayalım herkesin mı? Herkesin kuşu dişi kendine. Dişi. Herkesin kuşu kendine sevgili evet üretmedim. Böyle evet bir kuş deyince Jimmy havalandı. Takıldım ben ama. Şimdi evet, sizi arayabiliriz. Dişi mi bu? Dişi. Tamam arayalım. Arıyorum. Ama ben konuşuyorum. Hoparlördeyim. Niye aradın pek gerçekten? Ara dedin. Aramamam mı gerekiyor? Hayır yani niye gelmeden önce onu aradın? Son aramalarında o var. Ben ona her şeyi haber veririm çünkü. Ha, her şeyi haber verirsin. Tamam. Evet, umarım gerçekten açar. Gerçekten Side kuşum mu? Evet, Side kuşum diyorum tamam ona. Peki. Side kuşum diyormuş. Alo. Alo kuşum Side. Aa, kuşum Aslı. Kuş. Ay, tatlım sesim Aslı'ya mı benziyor? Yo değil, vallahi çok şaşırdım ama bana bir tek kuşum diyen Aslı. Bundan sonra tüm Türkiye sana kuşum diyecek. Aa, çünkü ben Aslı niye kuşum dediğini bize az önce açıkladı. Gerçekten evet, kuşa bayıldığını, herkesin kuşunun kendisine ait olduğunu,
böyle değişik şeyler söyleyerek sana da çok sevdiği insanlara kuşum dediğini söyledi. Side yabancı biri seni aradığında neden bu kadar rahat konuşuyorsun? Şaka mısın? Belki kaçırıldım. Aa Tanrım. Side kuşum. Side kuşum. Tatlım. Ne? Dur, bir dakika, bir dakika sakin ol. Şoktayım şu an. Bir dakika sakin ol. Side kuşum, bak aklı başında bir kadına benziyorsun sen kuşum. Bu ruh hastası, manyak. Ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Bilsem zaten yanına yaklaşmazdım. Yani insan aklına niye kaçırılmışlık gelir ki? Yani kaçırdım diyelim ki ben seni, ben onu özür dilerim. Niye onun telefonundan seni arayayım? Ya da niye side kuşum diye gördüğüm birini arayayım? Ya para mı vereceksin sen? Kuş yemi atarsın. Aslı kuşum sen de şöyle biri olmuş. Evet, doğru söylüyorsun. Bu demek istemem ama Aslı denilen yaz güzeli kız acaba paranoyak mı? Paranoyak mı? Bir saniye düşünüyorum. Evet. Evet dedi ve kazandı. Bu 100 bin lira kazandın. Side. Şu anda Aslı'nın üzerinden para kazandığım için. Senin üzerinden para kazandığı için çok mutluymuş. Sen istersen işi genişlet Side. Aslı üzerinden para kazanabilirsin. Aa Tanrım. İşte var öyle planlarım. Side'cim. Gerçekleşmedi. Side'cim tatlım. siz evet. Kimsiniz? Önce sizi tanıyabilir miyiz? Bu arada ben Cem, Aslı'yı bir programa konuk ettik. Biz Ahmet, konuğumuz, evet. Programın adı da bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim ama gerçekten ismi bir şey diyeceğim. Öğrenmek istediğimiz şey su. Şu, su, kuş. İçmek istiyorum ben şimdi su. Side, sen kimsin? Ben kimim? Ha, şu an Cem'in kuşuyla konuşuyorsun. Cem kuşu bu. Kimsin sen kız? Ben Side Kuş. Öncelikle Side Nurtöre, Aslı'nın arkadaşıyım. Ondan sonra kaç yıllık? Aslı'nın arkadaşı kaç yıllık? Tabii tabii. Yani bence biz doğmadan önce de arkadaştık. Evet bence de. Paralel evrende bir kişiyiz, aynı kişiyiz. O yüzden yıl tarih veremiyorum. Evet. Side. Efendim? Bak Aslı yanımda, burada onu paralar. Evinin adresini öğrenir, sonra gelir seni paralarım. Bana... Ama ciddi düşüncemiz bu. Ciddi düşünceniz bu, evet. Tamam. Sen hangi semttesin Side? Ben şu an Ataşehir semtindeyim, İstanbul'un. Ha, tamam, Ataşehir'desin. Bak Erenköy'e yakınsın. Ben gelmeden atla taksiye, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde dur. Ben Aslı'yı alıp geliyorum. Tamam. Çıkıyorum tamam. Şu an. Dur, çıkma. Telefonu kapat öyle çık. Hemen çıkma, dur. Bu kadar da laf dinleme. Side'cim, ya Aslı'yla ilgili birkaç tane özellik öğrendim ben. Genelde arkadaşları söyledi, yakın mesai... O ne çalıyor orada ya? Evet. Pavyonda mısın sabah sabah? Neredesin? Hayır, kültürlenmemiz için kültür merkezinde çalışıyorum. Oo, hangi kültür merkezinde çalışıyorsun? Efendim, siz buraya daha önce gelmiştiniz. Mustafa Saffet Kültür Merkezi. Anam! Ay ben oraya geldim, ben gösteri yaptım orada. Evet, evet. Ya. Dünya küçük. Ay bak beni nasıl tanıdın. Bundan sonra Side Kuşum benim arkadaşımsın. Aslı'yı sat gitsin. Satıldık ey halkım. Tatlım, tatlım bir şey söyleyeceğim. Aslı'yla ilgili aldığım bir bilgi seninle paylaşmak istiyorum. Merak ediyorum şu an. Aslı bunu kendi söyledi. Neden perde sevmez? Neden perde sevmez? Evet. Aslı... Düşünüyorum. Düşünüyorsun. Düşünüyorum. Şimdi bir dakika. Düşündüm de söyleyeyim. Hayır. Umarım bu etkili olmuştur. Hayır. Unutuyor desene Side perdeleri kapatmayı. Evinde perde var mı Side? Aslı'nın evinde mi? Benim evimde Side. Geldi gördüm. Side var mı? Evet, evet. Side'cim. Yani şöyle göstermelik bir perdesi vardı. Kız, bir terlettin beni gösterme diye başlayınca, Allah'ım ya. Tamam, anladık. Side. Evet. Birbirinizde kalır mısınız Aslı'yla çok? Aa, tabii ki de. Haftanın kaç günü kalırsınız birbirinizde? Ben müsait olduğum ya da işte işim vesaire müsait olduğu her zaman Aslı'da kalır. Sahneden çıkıp bana gelir. Gece 1:30'da sahneden iner, bana gelir. Hep Aslı'da, sahneden mi iner? Ne yapıyor bu kız? Şarkı söylüyor. Sen şarkıcı mısın tatlım ben cücü? Ay ben seni yiyeyim. Hadi kapat. Bir özellik var, doğru. Kapat ya. Korkuyorum ben sizden. Ben sizden... Side. Side'cim. Ya Aslı telefonunu karıştırmama izin vermedi de. Ya başka isimlerle erkekleri kaydediyor mu bu? Hayır. Başka isimlerle nasıl? Şimdi al eline kalemi kağıdı, yaz.
diyorum ki hani erkekler telefonlarına kızları erkek ismiyle kaydederler ve yakalanmamaya çalışırlar ya. Yok, kuş yazar en fazla, hayır. Kuş, erkek kuş ismi mi yazıyor mesela, bay yazar, kuş, evet. Deve kuş. Can kuşum, efendim. Can erkek Mehmet kardeşim. Kuşum, Mehmet kim? Fatih kuşum gibi. Tatlım dur, 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 dur. Çok güzel bir yere yakaladın. Kaç tane kuşumu var bunun, kaç kuşum var? Aa, ben sayamadım daha henüz. Oho! Canım benim, bundan sonra seni konuk alıyoruz. Böyle açık sözlü olduğun için sana minnettarım. Telefonu kapatıyorum çünkü Aslı bayıldı. Şimdi onu ayıltmam gerekiyor. Buradan bir şey söylemek ister misin Aslı'ya? Şerefsizsin. Sana şerefsiz dedi ve bizi yayından kapattırdı. Daha rütü dahilinde bir şey. Ben sana söylerim şimdi. Bundan sonra senin evindeki perdeleri de atacakmış. Evet, pek sevmez. Doğru. Aslı ya bir şey söyleyeceğim. Sen hep her yere açar. Dur, sus, hep. Her zaman açar. Bir dakika sus. Şey diyeceğim, sen Aslı'ya giderken ben şimdi sana telefon numaramı mesaj atacağım. Beni de arasana. Beraber tamam, gidelim. Hemen. Tamam, hemen mi? Anlaştık. Kız bu kadar şey yapma. Hemen, tamam. Hemen seçiyor beni ya. O zaman seni öpüp başıma koyuyorum. Öptüm, bye. Yüzüne kapat, yüzüne. Şerefsiz. Neler yaptı? Artık benim en yakın arkadaşım. Evet. İnşallah kapanmıştır. 0541. Al canım bak. Al tamam. Ben siteyle iki saniye konuşup güzel. Sonra döneceğim. O arada da su filan içersiniz belki. Bence heyecanlı oldu. Çok kötüsün. Konutamıyorum Altı. Tokayı da anlamadım çünkü benim etkiladılar bana Tıda'yla. Atlı, bundan sonra tertek oldum ben. Muhtemelen Atlı'nın evine gittiğimizde düzelirler artık. Ne zaman tağlanaktın bunu? Nasıl derler eve? Böyle oldum ya. Az önce su içtim ama kendime geldim. Evet, su demişken Aslı'cığım, içtin mi suyun tatlım? İçtim de şunları merak ettim. Tamam, şimdi ben hemen sana izah edeceğim. Bunu seyircilerimiz biliyor. Bundan sonra bu arada seyircilerimiz bizi izlesin ve takip etsin diye alttan hem YouTube adresimizi, hem Instagram adresimizi, hem ev adresimizi, hem konuklarımızın ev adresini, annelerin adresini, bulundukları kafeleri, gittikleri her türlü mağazayı ifşa edeceğiz. Oh be! Keşke gelmeseydim. Hayatım gelmiş bulundum artık, yapacak bir şey yok. Evet. Ki ayrıca gelmek isteyen 3 şanslı seyircimizi konuklarımızın evine götüreceğiz. Ben zaten yazlığa gidiyordum. Burada yazlığa bikiniyle gelirseniz götüreceğiz. Erkekleri götürmeyeceğiz. Erkekleri götürmeyeceğiz Aslı. Erkekleri olur, götürmeyeceğiz. Ben kendimi götürmeyeceğim. Falsın mesela. Severiz. Tamam. Aslıcığım, önündeki sular şunu ifade ediyor tatlım. E olan eski, Y olan yeni. Yani eski sevgili ve yeni sevgili. Sana soracağım sorular üzerine hangisinin eski sevgilini yaptığını, hangisinin yeni sevgilini yaptığını göstermek için bardaklardan birini tercih edeceksin. Vallahi logaritma anlatsam daha kolay anlaşılırdı. Instagram falan. Tatlım. Okey. Okey miyiz? Instagram ne bilmiyorum. Niye saçmaladım onu da bilmiyorum. Onun adı tanjant, kotanjant, bir de başka bir şeydi. Neydi ya? Instagram ya. Ne? Instagram ya. O kadar unutmuşum ya. Çok oldu mezun olalı. Hazır mısın? Evet. Ay tükürdüm. Şimdi şöyle. Bu arada bak, ben yenisi olduğunu biliyorum. Ya kuş diyelim bunlara çünkü az önce söyledim. Eski kuş, yeni kuş diyeceğiz bundan sonra. Arkadaşlar, yeni kuşu olduğunu biliyorum. Sevgili izleyiciler, bir kuşu var yepyeni. Evet, yeni. Daha pırlanta gibi yani, hiç şey. Ama yeni, parlıyor. Henüz kimse bilmiyor öyle tamam, çok. Tamam, öğrendiler. Köpürtmeyelim. Öp, nazar değmesin diyelim. Nazar ne değmesin. Kadar yeni? Ne kadar yeni? Ya tüyleri ne kadar çıktı mesela? Yani 3-5 aydır değil mi? 3-5 ay. 3 ile 5 ay arasında çok fark var ama. Çok sıkılır mısın böyle? Yani sık sık kuş değiştirir misin? Yok. Az. Tamam. Devam edelim. Peki o zaman. Atarım. Ay kuşum. Kızardın mı? Yok be yavrum, evet. Ne kızaracaksın? Zaten dinliyoruz. Esmersin, belli olmuyor. Hangisi bunlar ne böyle dansöz mü olacaksın başımıza dedi? Birini seçiyorsun. Böyle bir şeyimiz yok. Yani yanda su yok, burada da su yok. Hiçbiri demedi. Desin, demiş olsun. Şimdi oyunu kuralı bu. Biri demiş oluyor. Tamam, yenisi asla demez. İşte bu. Çünkü demiş olsa seçmez. Devam. Hangisi senin evinde sen söylemeden yatılı kalmak istedi? Hepsi. Hiçbiri. Tatlım, birini seçeceksin. Birini seçmelisin. Seçeceksin beni. Evet. Devam. Hangisi gizli sapık gibi oyunlarına gelip seni uzaktan izledi? Şu,
Çok düşündü ya. Gerçekten bunların kuş olduğuna inanacağım artık yani. Hangisi dökülen saçlarından iplik dokuyup oyuncak ayı dikti? Bana bunu biri yapsa var. Her yerim soldu. Peki şunu yapayım. Peçete uzatayım mı? Atarım. Dur, en az sümüklüyü vereyim. Ay, hiç kullanılmamış. Niye soldu? Dökülen saçlarında. Yok yok, ciddiye alma soruyu. Zaten. Ciddiye alma soruyu sen. Ben bir daha söylerim. Hangisi dökülen saçlarından, senin evet. saçlarından iplik dokuyup oyuncak ayı dikti? Zaten o son yaptığı şey olur. Terk ederim o noktada. Hiç öyle sulu sulu şeyler sevmem. Hangisinin üzerinde farklı bir saç? Ya dur bir dakika, sulu sulu ne? Adam çok romantik. Çok. Sen romantik de mi sevmezsin? Yani bir dozu olmalı. Nasıl mesela? Doz nedir? Kriter nedir? Bilmiyorum. Bilmediği için zaten insanlar bence korkup sana yaklaşamıyorlar, olabilir mi? Ama böyle çok şey sevmem. Üstüme düşünmesini sevmem. Mıç mıç olmasını sevmezsin. Hı-hı. Doğru. Sen istediğinde mi olmalı? Evet. Otoriter misin? Evet. Dominant mısın? Evet. Hadi buradan o zaman kapatalım, yayını gidelim. Devam. Hangisinin üzerinde farklı bir saç teli yakaladın? Eskisi yakalanır tabii. Eskisi olmuş bir defa, çok kolay. Oh, oh. Hangisi seni yaz tatili diye köyüne götürdü? Ay hiçbiri ya. Ay keşke götürse miydi? Sen hiçbiri dedim. Hiçbiri diye hep eskileri eskisi düşünüyorum. Eskisi hiç, ne yapalım? Bitirme suyu. Ay adamların hepsi de güzel adamlardı. Hiç öyle çirkin çok adam yoktu. Çok eskittin mi? Yo. Hepsi sadece güzel. Burnum biraz uzamış olabilir. Hı. Meyve. Tamam, devam. Oo. Hangisi parmağına yüzük takmak yerine kafana boynuz taktı? İşte bu. Bu gerçek. Bak bu gerçek. İşte gerçek. Nasıl kızgınlıkla aldın mı? İşte yakaladın mı? Evet. Dövdün mü? Tamam, anladım. Anladım. Devamla, devamla. Peki hangisi, son bu. Hangisi ya arkadaşların ya ben dedi? Eskisi, bu eskilerin o zaten. O aldatan dedi zaten. Bir oo, o aldatan şeydi. Ya, Allah'ım ya, aldatmış ya. Ya erkekler. Şerefsiz. Şimdi şey yoksunu diyelim biz ona. Ama onun şu an yüzü gülmüyor, evli, çocuklu falan. O kadar yüzü mı ya? Gülmüyor. Oo ya, ne beddua etmişler sana karşı. Karşım hem evlendi, hem çocuğu oldu, hem böyle sıradan bir hayat yaşıyor. Yazık. Evet. Şimdi tatlım, biz programımıza konuk olan insanlara, insanüstü varlıklara, böyle güzelliklere nasıl yalakalık yapacağımı şaşırdım. Hala halsizim. Bir şey diyeceğim konusunda bir test uyguluyoruz. Hı-hı. Vereceğin cevaplar ne kadar bir şey diyeceğimci olduğunu gösterecek. Tamam. Yani ne kadar deli olduğunu gösterecek sana. Tamam mı? Şimdi söyleyeceğin ve soracağım soruların son iki kelimesine göre cevap vereceksin. Olumlu ya da olumsuz. Tamam. Anlaşılmayan bir şey? O zaman döktür gelsin Cemo. Dudaklarımı su şişesinin içine sokmam, şişeyi dudaklarımın içine alırım. Almam. Süper. Çorap giyerken eğilmem, ayağımı kollarımın seviyesine kaldırırım. Kaldırırım. Kaldırırsın. Yüksek sesle. Kemer takarken göbeğimi içime çekip kemerimi sıkarım. Sıkmam. Sıkmazsın. Dişlerimi fırçalamamak için sakızla tüm dişlerimi temizlerim. Temizlemem. Temizlemezsin, pis. Uyanabilmek için sabah ardına 7 farklı alarm kurarım. Kurmam. Kurmaz. Duş başlığını mikrofon gibi tutup şarkı söylerim. Söylemem. Söylemezsin. Büyük bir mekana girince içerideki kişi sayısına göre ne kadar kâr edeceklerini hesaplarım. Hesaplamam. Süper. Otomatik makinelerden su alınca 25 kuruş para üstünü almadan yoluma devam ederim. Ederim ki hiç almadım. Eder. Kullanmadım yani otomat. Anlıyorum. Takside öne oturmam, arkaya geçip şoförün omuzlarına masaj yaparım. Yapmam. Yapmaz. Misafirliğe gittiğimde banyodaki havluyu kullanmamak için ellerimi saçıma sürerek kuruturum. Kuruturum. Kurutursun. Ve gördüğünüz gibi sevgili seyirciler, asla seve bir şey diyeceğim konu olarak bu programa hiç uygun değil. Çünkü hiçbir deliliğimize katılmadı. Bana sorsanız bu sorulara vereceğim tek bir yanıt var. Yaparım, alırım, sıkarım, temizlerim, kurarım, söylerim, hesaplarım, mesaj yaparım, saçımı sürerek kuruturum. Ama Aslı Sevi gördüğünüz gibi soruların çoğuna hayır dedi. Demek ki düşündüğümüz kadar deli değil. Şimdi ne yapıyoruz? Neydi bizim kızımızın adı? Side. Side kuşumu arıyoruz ve bundan sonra Side kuşuma bu soruları yöneltiyoruz. Aslı, hani sen deliydin? Ben böyle bir deliyim demek ki. Aslı'nın deliliği az bir delilik. Bir şey diyeceğim.
Söylemeden anlat köşemiz var Aslı'cığım. Konuşmanı istemiyorum ama söylemeden hareketlerinle söyleyeceğim şeyi anlatmanı talep ediyorum senden. Söyleyeceğin şeyi söylemeden anlatacağım. Anlatacaksın. All right. Tamam mı? All right dedi ve kazandı benim gönlümü. All right. Şimdi. All right de. All right. Söylemeden anlat. Bir daha de. Geldi. Duş alıp bir şişe deodorant sıktıktan 10 dakika sonra terden sırılsıklam olduğunu söylemeden anlat. 3, 2, 3, 2, 3. Anlıyorum, anlıyorum, anlıyorum. Burada montaj yaparken onu alıyoruz Aslı'ya. Tamam mı? Aslı'ya hep beni koyun. Devam. Mangal yaparken gelen kedilere tüm eti verdiğin için aç kaldığını söylemeden anlat. Böyle, böyle böyle. Tamam anladım. Niye böyle peki böyle? Ben böyle böyle yapıyorum. Ben aç kaldım. Hani bana yemek gönderin diye. Ben devam. Ohoho. Fıstık gibi kadın olmana rağmen konusu geçince evet ya benim de 3 kilo fazlam var dediğini söylemeden anlat. Bence böyle bir fazlası yokmuş gibi anlattı. Yani aynı ben dedim. Ha, aynı sen. 3 kilo nasıl olur anlatılır fazla. Ama gerçekten ben fazlam olduğunu düşünüyorum. Kaç kilo? Kilo olarak değil. Sıkılaşmam lazım diyorum yani kısaca. Kilo olarak fazlası yok, sıkılaşması gerekiyormuş sadece. Şimdi ben bunu nasıl anlatayım söylemeden? Sıkılaşması gerekiyor. Şimdi böyleyken böyle, böyleyken böyle olacaksın. Evet. Tamam devam, bak nasıl anlattım. Peki, sadece anlamlı ve minimal şeyler yaptırırım dedikten sonra 19 tane dövme yaptırdığını söylemeden anlat. Anlat bakayım, anlatabiliyor musun? Bunu sonra açıklayacağım. Tamam, bunu sonra açıklayacağım. Bunu sonra açıklayacağım. Böyle soyunurum. Neden? Çünkü o kadar çok dövmem var ki giyinmeme gerek yok. Muka. Ben bu soruyu tekrar sormak istiyorum. Bu soruyu her sorduğumda farklı bir şekilde anlatır mısın? Teşekkür ederim. Ben su alabilir miyim? Devam. Ay. Beğenmediğin burnunu yaptırmak için duvara kafa atıp burnunu kırdığını söylemeden anlat. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey yok. Bunu nasıl anlatabilirim? Yapamazsın ki. Burnun tatlı. Burnun güzel. Keşke burnun içinde hani çıkartıp anlatabileceğim bir şey sorsaydın. Bunu böyle değiştirebilir miyiz? Devam peki. Süper. Şimdi tatlım hayvanları çok sevdiğini biliyorum. Aha. Ayırt etmeden sevdiğini, sadece böcekleri yediğini biliyorum. Onu niye bilmiyorum. Yiyorsun evet böcekleri. Şimdi sana göstereceğimiz hayvanların nasıl ses çıkarttığı konusunda tahminlerde bulunmanı isteyeceğim. Alright. Çünkü ben bazı... Alright. Bazı hayvanların cidden nasıl ses çıkarttığı konusunda zerre kadar fikre sahip tamam değilim. Şimdi hayvanlarımız gelsin. Bayıldım buna. Sonra açıklarım sevgili seyirciler neye bayıldığımı. Aramızda özel her şeyi paylaşmamıza gerek yok Aslı'cığım. Buradan yeni kuşağa sevgiler. Çıkışta bizi öldürmesin. Evet. Aslı'cığım şimdi hayvanlarımız geliyor. Hayvanların Hı-hı. ne olduğu konusunda gerçekten hiçbir bilgim yok. Ne olduğunu tahmin edeceğiz. Tahmin ettikten sonra nasıl ses çıkarttıkları konusunda senin tahminlerini dinleyeceğiz. Peki. Hazır mıyız? Hı-hı. Ben niye bu kadar kibarlaştım? gelsin hayvanımız. Kaba kulak mı? Kaba kulak, abo. Kara kulak. Kara kulak. Hı-hı. Kara kulak diye bir hayvan var. Ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl ses çıkartır sence Aslı? Çünkü minik bir kedi. Evde kedi var mı Aslı'cığım? Kedi var mı evde Aslı? O minik bir kedi. Evde kedi var mı Aslı? Vardı. Dı. Yemedim merak etme. Böyle? Böyle. Ama ben bu böyle tiz gelir gibi düşünüyorum. Tiz gelir diyorsun. Böyle bir yaratıktan. Evet. Peki. Ya da çok pes oluyor da. Yok tiz bu ya. Biraz ciğer alabilir miyiz? Yaş mama var mı arkadaşlar? Yaş mama var mı bizde? Devam diye gelsin. O harekete bakar mısın? Sen şimdi bu hareketi gör. Hareketin kralı geldi. Aa. Bak hareketin kralına bak şimdi. Bak bak. Aa samur. Ne? Samur değil mi bu? Bilmiyorum. Ne bu sence? Bu ne? Rakun. Kim? Samur. Rakun samur mu samur işte mu? Bu samur. Raka samuru. Rock'n'roll bu. Samuray bu. Bak 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 hareketlere bak. Tatlış ya. Bence bu da tiz. Bu tiz değil. Bak nereye gidiyor. Bu bildiğin çok kaba bir ses. Bu
Bu ne yapıyor? Tamam kes abi ki bu başka bir şey yapıyor. Bu ama ayıp yapıyor. Bu kötü şeyler yapacak belli. Belli tamam tamam ha, gördük. Gördük sesi nasıl çıkartır bu? Yerinde durmuyor ya. Tatlı. Tamam artık. Tamam duy artık. Duy. Duy, duy. Bir daha öğren gevşemiş geniş. Tamam, bunu pes diyelim o zaman bunu. Bak. Nam 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 nam. Böyle. Tabii. Şu an öyle bir ses çıkıyor. Nam 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 nam. Ama konuşmak istese. Konuşmak istese. Nam 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 nam. Nam nam nam. Lan doymadın mı? Tamam yeter artık bitti. Ne sence bu? Nasıl bir ses çıkartır? Bu ne bu? Hayvan ne bence bu? Bence samur. Samur mu? Hı-hı. Zebra bu bence. Yoksa gelincik mi? Büyük bir gelincik mi? Gelincikler küçük olur ama. Tabii. Kim var orada? Uzman veterinerler varmış gibi soruyorsun. Kim var hayır, orada? Ben Google'a mı bakıyorlar? Kendi varlıklarımla konuşuyorum. Varlıklarımla konuşuyorum. Evet. Bakayım. Gelinciğe benziyor bu ya. Gelincik bu. Gelincik! Evet efendim. Gelincik! Diğeri gelsin. Ne? Diyor <burada. gülüyor> Evet, bu çok güzel. Bu ne? Evet. İsmi ne? İsim yok. Bu çok ne? Tatlı bir maymun. Maymun. Bu makat mı? Ne bu? Makat bence. Makat maymunu. Evet, görmüyoruz tamamını ama makata benziyor. Tamamını mı? Neresini görmek isterdin Aslı? Neyi eksik ya bunun makat maymunu olduğunu anlamak onların için? Neresi eksik? Ya onların kıçı açıkta oluyor o yüzden. Ha, kıçından anlıyoruz makat tabii olduğunu. Tabii. Makat maymunların ismi zaten makatlarından geliyor. Bak senin gibi ses çıkartıyorlar. Martı bu. İstanbul hayır martısı. Dediğin yerde. Ha, senden istiyorum. Senin gibi. Senden istiyorum makat. Aa, benim gibi ses çıkartıyorsan evet, o zaman makattan anlarsın sen ne maymun olduğunu. Devam yeter. Bitti mi? Var mı hayvan başka? Hayvanımız bitti. Şimdi bana bak. Baktım. Neye benziyor? Anlatamadım. Biraz öncekine. Hayvana. Maymundan geldik. Maymuna gidiyoruz. Ne yapalım evet işte. Evet. En sevdiğim bölüme geldik sevgili seyirciler. Bana attığınız DM'lerden lütfen çok çekiniyorum. Çok ayıp şeyler yazıyorsunuz. Çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim ama yalnız olduğumda. Ama konuklarımla bunu paylaşamıyorum. Bu da beni çok üzüyor. Çünkü attığınız her türlü konuşmayı konuğumla paylaşmak istiyorum ama hayır. Ama olamaz. Ama söylediğiniz şeyler çok özel. Nasıl ilgiyle baktın? Yok kız öyle bir şey. Yalan söylüyorum. Gel bakalım ama en sevdiğim köşe bu. Evet. Şimdi söyleyeceğim şeylere hı hı ya da ı diye cevap vereceksin. Anlaştık mı? Ama başka hiçbir tercihin yok. Bir kez kullanabiliyorsun. Yani bir kez hı hı dersin ve bir kez ı dersin. Tamam. Soruya göre. Tamam. İkinci soruya geçtiğimizde hakkın devam ediyor. Gelsin! Oh! Oh! Evet. Cem'in sana elleriyle ıstakoz yedirmesini ister misin? Cem'in sana elleriyle kendi bornozunu giydirmesini ister misin? Yok işte. Soru bu zaten. Tabii. Bir kez bak hangisine ı diyeceğini bilmiyorsun ve hangisine hı hı diyeceğini bilmiyorsun. Zaten sorunun güzelliği orada tatlım. Fark. Fark yaptı. Devam. Oh güzel soruydu. Etkilendim. Cem'in etlerini didik didik etmesini ister misin? Cevap söyle ha hızlı. Duymuyorsun şey ama ben söylüyorum duymuyorsun. Hayatım bu tuvaletteki gibi oluyor. İşte bile. Devam. Cem'e yeni orijinal tırnaklarını dişletmek ister misin? Süper. Cem'in seni sırtına alıp kaçırmasını ister misin? Peki Cem'in seni atına atıp dört mala giderken benim işim çıktı sen git ben gelirim demesini ister misin? Diyeceksin. Devam. Cem'in sana yüzündeki siyah noktaları sıktırmasını ister misin? Cem'in sana ejderha meyvesi suyu sıktırmasını ister misin? Helal. Cem'in senin için yollarına gül dökmesini ister misin? Helal. Cem'in yollarına gül döktürdükten sonra ona kuzu kuzu gelmek ister misin? Devam. Oo, Cem'in seninle pazara gelmesini ister misin? Helal. Cem'in seninle mezara gelmesini ister misin? Bunu dedi ve kaybetti. Bundan sonra aşkımız mezara değil, pazara kadar da değil. Geçtik. Evet. Oo, tatlım. Hızlı. Çok hızlı. Hızlı. Evet. Hızlı. Devam ediyoruz. 3 saniyen var. Başka soru bunlar. Madem ki aile dünyaların insanlarıyız, sarılarım da iki cihanda bir araya gelsin dedin mi demedin mi? Hayır, evet ya da hayır. Demedim.
Ha, demedim. Demedin, evet. Devam. Yaşadın, evet, süper. Böyle, böyle yapıyoruz biz zaten. Evet, hayır demedim. Bir şey diye, bir şey diyeceğimin etkisi bu zaten arkadaşlar. İstediğimiz etkiyi yarattık. Evet, hayır yapmadım. Tamam, gidiyoruz, oldu bitti. Hadi kapat programı, devam edelim. İşte bu, böyle, böyle. Oh my god, alright. Başka fark yarattım. Başka? Evet. Yaşadığım falan yok, sadece ölmezden geliyorum. Dedin mi, demedin mi? Dedim. Yüksek sesle aslan. Dedim ulan. Ha, kollarında değil ya. Benim aklım gitti, hep kollar falan diyorum. Karayollarında değil, senin kollarında öleyim dedin mi, demedin mi? Demedim. Gazla uçabilirsin ama frenle konamazsın dedin mi, demedin mi? Demedim. Sana benim dikiz aynamdan bakan gözler kör olsun dedin mi, demedin mi? Dedim. Helal, kime dedin? Evet. Kime dedin? Ne önemi var? Kuş. Var önemi programda. Hangi kuşa dedin? Bir kuşa demişsin. Bir kuşa demişsin. Kuş sever. İnşallah. Bizim gülümsememizi bir fotoğrafçı istedi. O da parasını aldı. Dedin mi, demedin dedim mi? Dedim. Helal. Ne kadar içersen iç, başın döner gidenler değil. Dedin mi, demedin mi? Dedim. Benimle sorun olan varsa ağlayarak günlüğüne yazabilir. Dedin mi, demedin dedim mi? Dedim. Ben Cem'i çok seviyorum. Hep geleceğim. Dedin mi, demedin dedim mi? Dedim. İşte bu her şeyi dedim dedi ve bitirdi. Şimdi tatlım. Hangi Cem soruları geliyor? Tercih evet edeceksin. Aslı Sevi mi, Kaslı Johnny mi? Aslı Sevi. Aslı Sevi. Güneş kremi mi, güreş hakemi mi? Güreş hakemi. Helal. Söğüter mi, krater mi? Hızlı. Krater. Krater. Emel Sayın mı, geri sayım mı? Geri sayım. Geri sayım. Nakliyat mı, bakliyat mı? Bakliyat. Ağlayan kek mi, ören bayan mı? Ören bayan. Ay çöreği mi, bay göbeği mi? Ay göbeği. Ya göbek seviyor. Tamam. Hayır. Devam. Şapkadan tavşan mı, DM'den yavşayan mı? Tavşan. Bir şey diyeceğimin Cem'i mi, yoksa diğer Cem'ler mi? Bir şey diyeceğimin Cem'i. İşte yalaka konuk böyle olur sevgili seyirciler. Bir şey diyeceğimin daha sonuna geldik. Dur kalkma. En sevdiğim Cem. En sevdiğim, evet. Cem, bir şey diyeceğim. bir şey diyeceğim daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Bundan sonra konuğumuz siz sevgili seyircilerimizindir. Ben sorularımı sordum, cevaplarımı aldım. Buradan kuşum aydına kadar yolumuz var. Gel. Şimdi. Bizi parçalayacaklar mı? Hayır tatlım, bizi kimse parçalayamaz. Şimdi sana bir rozet hediye edeceğim programa geldiğinle ilgili. Bu bizim artık üyemizsin demektir. Bu bir şey diyeceğim rozete. Burada ormandaki marangoz arkadaşlarım yapıyor bunu. Gerçekten İstanbul'dan ayrılıp İzmir'e yerleştiler. Aa, ve marangozluk yapıyorlar. Bu bizim kooperatifimizin üye rozeti. Bunu sana hediye ediyorum. Artık bundan sonra bir şey diyeceğim, kooperatifin üyesisin. Peki. Aylık aidatımız 5000 lira. Tüm videoları izlemek zorunda mıyız? 5000 lira. Parasını vereyim, izlemeyeyim. Ben, evet, parasını ver. Video izlemek yok, sadece üyesi ol. Ben takamıyorum, sen tak. Evet. Bundan sonra programımıza oynayarak çıkış yapacağız. Oynayalım mı, gelsin videomuz? Side Hanım gelsin, olur mu? Ben şimdi kına...